Hey, Pops, keep that beat a beatin'. I feel a rhythmic brainstorm coming on. One, two, keep that rhythm heatin'. One more riff like that and I'll be gone. Oh, man, don't stop now, we're jumpin'. Give everything to Lord now. This thing might turn into something. I ain't mistaken, here comes something now. Selam Ceren. Selam Zara. Bugün bize vakit ayırdığın için çok teşekkür ederim öncelikle. Rica ederim. Yani şu an Ankara'da hem eğitmensin hem olabildiği kadar sosyal dansçısın. Evet. Bir şekilde ucundan kıyısından hala da dans hani hayatının birçok yerinde var ama aynı zamanda senin Lindy Hop tarihi üzerine seminerler, atölyeler de verdiğini biliyoruz. Onun için burada senin bizimle bilgini, araştırmalarını paylaşıyor olman hani hem kişisel olarak benim için hem de bütün izleyenler için çok kıymetli. Kesinlikle benim için de çok güzel bir fırsat bu. Çünkü Lindy Hop'u sadece dans ediyor ve hani hayatımda güzel bir hobi olarak tutmaktan ziyade bütünüyle ve arka plandaki hikayeleriyle öğrenip araştırmak benim için de burada da bunu paylaşmak çok güzel bir fırsat. O zaman aslında bu yani söyleşimizin de büyük sorusu olan yani şeyi sormak istiyorum. Tabii. Lindy Hop nasıl doğdu? Lindy Hop aslında klasik her zaman bahsettiğimiz gibi 1920'lerin sonunda Harlem, New York şehrinde ortaya çıkan bir sosyal caz dans türü. Ama tarihte biraz daha geriye saracak olursak cazın ortaya çıkışı ve 1800'lerin sonlarındaki ragtime müzikle başlayan ve insanların kendi sosyal hayatları içerisinde müzik ve dansı iç içe beraber yürüttüğü bir sosyokültürel etkinlik olduğu için o dönemde ortaya çıkan danslar ve onun yanı sıra başka var olan tap, Charleston gibi danslar Lindy Hop'a aslında öncülük etmiş çeşitli ritim dansları. Caz ailesindeki neredeyse her dans zaten ritim dansı olarak geçiyor. Ve bu açıdan da Avrupa'daki klasik müzik ve batı müziğinden ayrılan bir noktada. Orada bildiğimiz üzere işte balo salonu dansları, işte vals, foxtrot gibi danslar daha çok melodiye yapılırken caz özelindeki bütün sosyal danslar ritme dayalı olarak yapılıyor. Peki biraz şeylerden bahsedebilir misin? Yani bu dansın ilk jenerasyonu dediğimiz aslında çıkışında etkili olan kişiler ve hani biraz önce dediğin gibi bu sosyoekonomik durumlarla olan bizim hepimizin duyduğu aslında evet. Hikayelerden aynı zamanda seyircilerimiz de öğrenebilmesi için. Tabii ki. Bu dansın ortaya çıkışı elimizdeki ilk kayıtlı görüntü 1929 yılında çekilmiş After Seven filminde George Snowden ve partneri Martin Purnell'le yaptığı dans olarak ortaya çıkıyor. Elimizdeki ilk kayıt bu. Ve o dönemin sosyokültürel çerçevesini anlamak adına dönemin büyük buhran zamanı olduğunu söylemek lazım. İnsanların çok zor geçindiği, yaşamlarını sağlayacak para kazanamadıkları bir dönemde bahsediyoruz. Ve o dönem dans maratonları çok ünlü. İnsanların böyle çeşitli hani sosyokültürel olarak da halkın gelip izlediği ve günlerce bazen haftalarca süren dans yarışmaları var ve bunlara dans maratonu deniyor. Ve böyle bir dans maratonunda Harlem'de yapılan bir dans maratonundan sonra George Snowden, Shorty lakablı, Shorty George çıktığında yarışmayı kazanıp bitirdiklerinde ona gazetecilerin sorduğu bir şey oluyor. Hani bu dans neydi? Hani sizin yaptığınız bu dans neydi dediğinde o dönem Lindy gibi hopluyoruz diyor ve Lindy Hop adını veriyor. Lindy gibi hopluyoruz nereden geliyor? O dönemde Charles Lindbergh adında bir pilot ilk defa New York'tan Paris'e aralıksız bir şekilde uçuyor ve o dönemin gazete başlıklarında Lindy Hops Atlantic gibi başlıklar atılıyor ve oradan da Shorty George böyle bir isim vererek bu dansın isim babası oluyor. Peki yani Shorty George diyoruz ama lakabı
Evet. Shorty. Lakabı evet. Shorty çünkü bizim dansta da vardır aslında öyle bir hareket var. Ondan esinlenildiği düşünülüyor. Kendisi 1,5 metre boyunda bir insan ve partneri daha sonrasında da beraber dans ettiği insanın adı Big B. O da 1,90 boyunda bir kadın. YouTube'da çok kolay bulunabilecek bir videoları var onların ve çok eğlenceli gözüküyor. Big B, Shorty George'u böyle sırtına alıp, Shorty George da böyle bacaklarını hani fit fit oynatarak gittiği çok komik, komedi tarzı performanslara imza atıyorlar. Ve böyle Lindy Hop'un en azından Harlem'de ve New York'ta öncülüğünü yapmış oluyorlar. Peki Lindy Hop'un devrimsel olma sebebi ne? Devrimsel olma sebebi After Seven filminde orada bir yarışmadan bahsediliyor. Yarışmada sırasında böyle çiftler çıkıp dans ediyor. Ve orada gördüğümüz şey de Shorty George ve o dönemki partneri Martin O'Connell'la yaptığı dansta diğer çiftler hep kapalı pozisyonda, hiç ayrılmadan dans ederken Shorty George ve partneri açık pozisyona geçip, tekrar kapalı pozisyona geçip farklı pozisyonlarda bu dansı yaptıkları için daha önce hiç yapılmamış bir şeydi. Dansa işte devrimsel bir şeydi, farklı bir hareket kattıkları söyleniyor. Biz bu dans sokak dansı olarak biliyoruz hep öyle. Yani ilk izlenimlerimiz bu yönde oldu. Salonlarda Lindy Hop var mı? Ne türde tabii var? Tabii yani sokak dansı dememizin sebebi aslında halkın içinden çıkıyor olması. Tabii ki çocukların da o dönem Harlem'de yaşayan Afro-Amerikan kökenli insanların da hani kendilerince eğlendikleri, yaptıkları partilerde de, ev partilerinde de yaptıkları canlı müzikte bir dans. Sokak dansı dememizin sebebi bu, halkın içinden çıkması. Ama o dönemde de Harlem aslında New York şehrinin gece hayatının kalbinin attığı bir lokasyon. Pek çok kulüp var, dans kulübü var, balo salonları var ve dönemin sosyokültürel çerçevesi olarak ırkçılığın aslında dolu dizgin devam ettiği bir dönem. Ve burada pek çok kulüpte sadece beyazlar girip eğlenebiliyor. Siyahi insanlar eğlence sektöründe çalışıyorlar, müzisyen olarak var olabiliyorlar. Ya da ayrı ayrı yerlerde dans edebiliyorlar, eğlenebiliyorlar. Bu dönemde Harlem'de açılmış olan 12 Mayıs 1926'da açılan Savoy Balo Salonu çok devrimsel nitelikte dönemin ilk entegre siyahların ve beyazların aynı kapıdan girdiği bir balo salonu olarak ticaret hayatına başlıyor. Lindy Hop daha sonrasında orada daha da gelişmeye başlıyor. Çünkü bu ilk jenerasyon diye bahsettiğimiz Shorty George ve kendi ekibindeki dansçılar orada canlı müzik eşliğinde, çok önemli bir ayrıntı burada, canlı müzikte dans ederek hani Lindy Hop'u daha da ileri taşıyorlar ve kendinden sonra gelen jenerasyonlara çok büyük ilham kaynağı oluyorlar. Peki bu
devamında gelen jenerasyon, yani ilk çıkan zamandan sonra biraz da yayılmasında etkili olan kişilerden, onların hikayelerinden biraz bahseder misin? Tabii, burada eminim herkesin duyduğu bir isim var, Frankie Manning ve White is Lindy Hoppers. Onların Shorty George ve ekibinden aldıkları ilhamla ve Savoy'daki o dolu dizgin partilerde Lindy Hop'u kendi çaplarında geliştirmeleriyle Lindy Hop gittikçe gelişmeye ve hani kitlelere yayılmaya başlıyor. Burada şöyle bir ayrıntı, anekdot çok ünlü. Short George biraz bu işte Frankie Manning ve ekibinden, hani o dönemin yeni yetmeleri diyebileceğimiz ekipten biraz rahatsız oluyor. Çünkü hani bu insanlar bunu iş olarak da yapıyorlar. Hani çeşitli yerlerde performansa çıkıyorlar, eğlence mekanlarına gidiyorlar. Bu dansı iş olarak yapıyorlar ve yeni jenerasyonuna biraz tehdit olarak görüp Frankie Manning ve ekibini bir dans challenge'ına çağırıyor. O dönem zaten cumartesi günleri Savoy'da bir Lindy Hop yarışmasının yapıldığı klasik bir haftada bir günü var. Ve o yarışmalardan bir tanesinde Frankie Manning 1935'te ilk hava hareketini yapıyor partneriyle. Partnerinin adı da Frida Washington. Bu az önce bahsettiğim videoda işte Big B'nin Shorty George'u sırtına almasından esinlenerek Frankie Manning partnerini over the back hareketiyle sırtının üstünden atıyor ve bu hareketi müzikte yaptığı için tarihteki ilk air step, hava hareketi olarak Lindy Hop'ta yeni bir çığır açılıyor. Peki bu yani hava hareketleri, air step dediklerin hani teknik anlamda da biraz bilgi vermek adına neleri kapsar, nedir? Tabii. Örnekler verebilir misin? Air step dediğimiz şeyler, hava hareketleri müziğin ritmine uygun bir şekilde, sanki yine dans edermiş gibi hiçbir şekilde ritimden çıkmadan bir partnerin diğer partneri havada çeşitli şekillerde atıp tutması ya da oradan oraya zıplatması şeklinde söyleyebiliriz. Çoğu insan muhtemelen hani bu hareketleri görerek zaten Lindy Hop, işte gözlerdeki o parıltı, yıldızlar oluşmaya başlıyor. Çünkü çok akrobatik bir şey ve aslında çok zor bir şey. Bir yandan da böyle insanların nasıl yapıyorsun, ben de yapmak istiyorum diyebileceği bir unsur oluyor. Aynen, yani dansa her başlayan bence zaten hava hareketlerine ne zaman geçiyoruz? Evet. Yani bence ilk haftadan sorulan bir soru, ben de kendim sormuştum ne yalan söyleyeyim. Ve o hava hareketleri, o akışları izlemek inanılmaz estetik bir görüntü. Tabii, yani çok büyük bir heyecan kaynağı ve onları o dakiklikte ve hani o ritimde yapmak gerçekten ciddi bir kondisyon ve akrobatik yetenek gerektiriyor bence. Aynen öyle, kesinlikle. Şeyden bahsetmiştin, bu Frankie Manning'ler, yani Shorty George'dan sonra gelen kişiler hani biraz daha işi profesyonelliğe taşıyor diyeyim. Yani bir gelir kaynağı olarak da, bir iş imkanı olarak da. Yani tam olarak nasıl yansıyor bu onların hayatına bir iş olarak? Neler oluyor? Evet, orada dediğim gibi siyahların ve beyazların ayrı ayrı çalışmak durumunda kaldığı ve eşit şartlarda çalışamadıkları bir dönem olduğu için siyahi insanlar çokça eğlence sektöründe ya da beyazları hizmet sektöründe çalışabiliyorlar. Ve dansçı olarak da çeşitli yerlerde performansa çıkmak ya da bunu bir gelir kaynağı olarak görmek o dönemki insanların da tabii ki birilerinin evinde dadı ya da hizmetçi olmaktan çok daha iyi bir fırsat oluyor. Ve dansçılar da bunu fark ettikten sonra özellikle Savoy'da daha öncesinde bodyguard olarak çalışan Herbert Whitey, Frankie Manning ve arkadaşları etrafında bir grup oluşturuyor ve onların menajerliğini yapmaya başlıyor. Orada çeşitli dans salonları var. La Hamra diyebileceğimiz, Lafayette, bunlardan birkaçı. Buralarda çeşitli gösteriler onlara ayarlayarak Lindy Hop'u hem kitlelere tanıtmak istiyorlar, hem de bunu daha çok ciddi bir iş olarak yapıp gelir kaynağı haline getirmeye çalışıyorlar. Müzik
Aslında bu kadar hayatın içinde bir danstan bahsediyoruz ama Lindy Hop'un popüler olmadığı bir dönemde mevcut çok ilginç bir şekilde. İnişli çıkışlı bir tarihi var hakikaten. Yani ne oldu da bir anda işte insanlar için bir meslek haline bile gelebilen bir dans bir anda ortadan kayboldu. Ve nasıl daha sonrasında tekrar keşfedildi de bugün burada bunu konuşmaya kadar geldik. Evet, bu şeyde hani düşüşe geçmesinde özellikle ayrımcılığın çok büyük şeyi var ve İkinci Dünya Savaşı asıl darbeyi vuran şey. Çünkü İkinci Dünya Savaşı'nda pek çok müzisyen ve dansçı orduya çağrılıyor. Dolayısıyla o müziğin de popülerliği zaman içerisinde pop kültür olmaktan çıkıp onun yerini başka şeyler doldurmaya başlıyor. Zaten savaş ekonomiyi çok kötü bir şekilde etkiliyor. Ekonomi o kadar kötü giderken de eğlence sektörü ilk darbeyi alan sektörlerden bir tanesi oluyor zaten. Ve gittikçe bu filmlerdeki ya da Hollywood'daki işler onlar için azalmaya başlıyor. Ama hiçbir zaman hani, tamamen sıfırlanmıyor. Hani küçük gruplar etrafında, hani barlarda da olsa ya da küçük kulüplerde insanlar bir şekilde sosyal hayatlarını tabii ki devam ediyorlar. Dolayısıyla dansın düşüşü biraz İkinci Dünya Savaşı'ndan fazlasıyla etkileniyor. Peki tekrar ortaya çıkışı hakkında neler söyleyebilirsin? Tekrardan ortaya çıkışı çeşitli lokasyonlarda. Bunlardan bir tanesi Stockholm, İsveç, bir tanesi Londra, İngiltere ve Kaliforniya'daki aslında münferit dansçıların merak salmasıyla tekrardan ortaya çıkıyor. Leonard Westerlund'un anlattığı hikayede o Jazz Dance diye bir kitap okuyor Marshall Stearns'ün ve kendisine söylediği şeyle hayatım bu kitabın etrafında oluşmaya başladı deyip oradaki dansları merak ediyor. Bu dansı yapan insanlara ulaşmaya çalışıyor ve o dönem hayatta olan Albert Mintz'e ulaşıyor. Hatta bunu da şey diyebiliriz, hani Al and Leon Şimşem vardır. Hani onlar da kendilerince bir şimşem yaratmışlardır. Oradaki Albert Mintz'e ulaşıyor. Ve Albert Mintz zaten o dönemde 80'lerin sonlarına doğru Harlem'de bu dansı böyle arada da öğretiyor, hani küçük böyle çocuklarla beraber çalışıyor vesaire. Leonard'la da iletişime geçince olur, hani siz de öğrenmiyorsunuz, size de öğretirim diyerek hani onlarla beraber çalışmaya başlıyor. Tarihi yanlış hatırlamıyorsam ilk defa 1982'de sanırım Herenk'te bir haftalık bir kamp gibi toplanıyorlar. Ama o dönemlerde Albert Mintz hasta ve kısa bir süre sonra maalesef kanserden hayatını kaybediyor. Ama Leonard ve ekibine Frankie Manning'den bahsediyor. Hani onu bulun diye söylüyor. Onlar da Frankie Manning'i aramaya çıktıklarında benzer zamanlarda Londra'dan Ryan Francois'la bir şekilde Norma Miller'a ulaşıyor. Hatta o dönemde Norma Miller'ın Ryan Francois'la iletişime geçmesinin tek sebebi Ryan Francois da siyahi bir insan ve Norma Miller aslında ilk başlarda çok hani ters bir ayrımcılıkla beyazların bu dansı yapmasını hiç istemiyor. Sanki kendi kültürlerini çalıyormuşuz gibi bir tepkiye giriyor ama sonrasında hani 90'ların ortasından itibaren çok müteşekkir olduğu hani kendi sözleriyle de ifade ediyor. Bu insanlar işte bir şekilde birbirlerini buluyorlar. Hatta Norma Miller'ın kitabında çok hoş da bir fotoğraf var. Yani 1986'da New York'ta Cats Club kulübünde bu insanlar, işte Kaliforniya'dan gelen, İngiltere'den gelen insanların aynı gece o kulüpte olup beraber çekindikleri de bir fotoğraf var. Çok güzel detaylar yani. Orada Pepsi Bethel, Norma Miller, Frankie Manning gibi insanlar var ve bunlar hani belgesellerde ya da o filmlerde her zaman izleyip İlham aldığımız filmlerde birebir dans eden insanlar. O yüzden bence çok özel bir anı. Peki Norma Miller'ın bu dansa başlamasıyla ilgili anlatabileceğin şeyler var mı? Evet, aslında çok çok küçük yaşta tamamen bir iddia sayesinde hani bu dansa başlıyor. Kendi kitabında anlattığı şekilde Norma Miller'ın evi Savoy'un arka duvarına bakıyor. Ve zaten o müzikle büyüyen bir çocuk. Bir ablası var. Annesi Savoy'a gidiyor geliyor. Hani bunlar tabii ki hani yaş itibariyle giremeyecek çocuklar.
Ama sürekli bu müzikle beraberler ve hani orada insanların çok eğlendiğini görüyor. İşte böyle gölgeleri falan görüyor camlarda ve hani ölüyor bitiyor yani bu dansı yapmak için. Ve bir gün işte sokakta dans ederken ya da kendi aralarında oyun oynarken Savoy'un içinden bir iddia sebebiyle çıkan bir dansçı onu görüyor ve diyor ki işte sen diyor işte akşam şu saatte burada ol, içeride dans edeceğiz diyor. İçerideki iddianın arka planında şöyle diyorlar ki hep aynı partnerine dans ediyorsun zaten sürekli kazanıyorsun sen bu challenge'ları deniyor. O da diyor ki ben herkese dans edip yarışmayı kazanabilirim diyor. Ve o sayede hani dışarı çıkıyor Norma Miller'ı görüyor ve sen diyor. O akşam söz verdiği gibi Norma Miller'ı içeri alıyor. Yarışma esnasında dans ediyorlar. Norma Miller burada 12 yaşında. Bunu da söylemek lazım. Ve yarışmayı kazanıyorlar. Bu sayede hani Norma Miller keşfedilmiş oluyor Whitey tarafından. O da diyor ki hani biz seninle çalışmaya başlayalım. Hani bu yetenek şey olmasın, boşa gitmesin diyor. Ve Norma Miller'ın dans kariyeri böyle çok küçük yaştan itibaren başlıyor. O günlerden bugünlere gelmiş rutinler, belli hareketler, koreografilerden bahsedebilir misin? Tabii ki günümüze kadar gelmiş hani o filmlerden pek çok rutin var. Bunlardan en önemlisi herkesin hani en baştan itibaren dansa başladıktan sonra yapabileceği şimşem. Festivallerde olmazsa olmaz bir rutin. Bir ikincisi Big Apple. Big Apple o dönemin aslında hani bir dans akımı ve Frankie Manning'e haber gidiyor. O dönemde onlar Hollywood'da ve Whitey bu popülerliği fark ediyor. Big Apple diye bir şey var diye hani Frankie Manning'e bir telegrafta yazıyor. Frankie Manning de o anda çalıştıkları film için bir Big Apple rutini oluşturuyor ve şu an bizim öğrendiğimiz, partilerimizde de yaptığımız Big Apple rutini böyle bir filmde ortaya çıkıyor. Ladies and gentlemen, tonight Baron Skinner has a little treat in store for you. The Big Apple Contest. Daha sonrasında her zaman izlediğimiz ve ilham aldığımız diğer bir film Hezza Poppin ve onun son kısmında dans ettikleri California rutini. Bütün hava hareketlerinin işte şahaneliği, muhteşemliği böyle böyle rutinlerle ortaya çıkıyor. Onun dışında Frankie Manning pek çok başka koreografi de yapıyor. İşte first stops ya da second stops dediğimiz çeşitli rutinler de yapıyor. Ama zaten Frankie Manning hep böyle biraz o grubu çekip çeviren ve hani
kimin hangi dans tarzında güçlü yanları olduğunu da fark edip hani sen şöyle yap, sen böyle yap deyip koreograf olarak da hareket eden bir insan. Aslında yani bir sanat dalı olarak da dans tabii kendini dışa vurum mu da gösteriyor. Hani Lindy Hop bu açıdan gerçekten altı çok dolu, üzerine çok konuşulacak bir tür diyebilirim. Yani çoğu insanla konuştuğumuzda zaten benzer cevaplar da geliyor. Yani müziği, o insanlarla olan iletişim, birbirine bağlılık, o topluluk duygusu yani bizi hala daha bu dansın bu kadar canlı olmasındaki büyük etkenlerden biri aslında. Böyle tarihsel olarak baktığımızda Lindy Hop'un bugünlere kalmasını sağlayan şeyin ne olduğunu söyleyebilirsin. Yani müzikler mi, bu kuralsızlık mı? Buna hepimiz çok gönülden bağlıyız bu arada. Kendime de evet. Soruyorum bu soruyu. Hani çok ciddi bir emek, ciddi bir efor ve kültürünü öğrenmek de biz çünkü Türkiye'de kaç senedir var Lindy Hop? 2007'den beri. Yani çok uzun da bir zaman değil. Hala öğreniyoruz bazı şeyleri. Evet. Hani yeni insanlar katıldıkça. Bunun bu kadar popüler olması, bugünlere kadar gelmesinin en temel sebepleri ne sence? Bence dediğin gibi hepimiz öncesinde müziğe vurulup bu dansa başlıyoruz. O çok büyük bir parçası. Müziği seviyor olmak, swing müziğine gönül vermiş olmak. İkincisi de senin dediğin gibi herkesin kendini bir şekilde rahatça ifade edebileceği bir dans türü. Evet belli kuralları var hani işte swing out, işte sekizli adım, şu bu falan filan. Bunlardan her zaman için bahsedebiliriz. Yani teknik kısmını saatlerce konuşabiliriz ama dansın içindeki cazdan gelen bu doğaçlama ve kişinin kendini nasıl ifade ettiği her şeyden önemli. Ve dolayısıyla bence dışarıdan üçüncü kişilerin de izleyip de gördüğü ve hani ben de bunu yapmak istiyorum dediği şey bu özgünlük. Herkesin kendini nasıl ifade etmek istiyorsa öyle yapabileceği şeyler. Mesela yani bu dansın Savoy'da daha kendini geliştirdiğinden falan bahsediyoruz. Orada da hani Hoppers ve Sliders adında iki farklı grup var aslında. Biz işte Lindy Hop'ta mesela Bounce'u çok öne çıkartıyoruz. Onlara hani Hoppers denirken daha hani bu Bounce'u nasıl söylemek gerekir? Daha içte ya da daha böyle satır aralarında dans eden dansçıları da Sliders deniyor. Mesela bunun en güzel örneklerinden bir tanesi Dean Collins, Savoy bir dansçısıdır aslında ve o bir slider. Daha sonra onu hayat bir şekilde Kaliforniya'ya götürüyor ama dansı da yanında götürüyor. Orada çalışmalarına devam ediyor. O da pek çok filmde rol alıyor. Ve onun tarzı Hollywood tarzı bir Lindy Hop olarak şu an bizim bahsettiğimiz, derslerde konuştuğumuz şey oluyor. Yani o da Lindy Hop, bu da Lindy Hop. Ama içinde kişilerin kendilerini nasıl ifade ettikleri ya da hareketleri ne tarzda yaptıkları çok farklılaşabiliyor. Bence güzelliği de orada oluyor zaten. Yani aslında baktığımızda Amerika'nın çeşitli yerlerinde bir şekilde kendini geliştirmiş ve inanılmaz bir şekilde dünyaya sıçramış bir dans. Peki bunun Türkiye'ye gelişi ve burada gelişimiyle alakalı neler söyleyebilirsin? Nasıl başladı, nasıl gidiyor? Çünkü yani Amerikan filmler olsun, bazı işte kültürel şeylerin etkilerini biz zaten günlük hayatımızda yaşıyoruz. Ama Lindy Hop kadar spesifik özelinde nasıl bir geçmişi var acaba Lindy Hop'un? Daha önce de söylediğim gibi benim bildiğim kadarıyla Lindy Hop Türkiye'ye 2007'de geliyor. Banu Biricik Digil ressam, o dönem Almanya'da yaşıyor ama sonrasında Türkiye'ye dönme kararı alıyor. Ve Almanya'da gördüğü bir dans bu, Berlin'de yaşarken. Ve bu dansı Türkiye'de yapan var mı diye bir araştırmaya giriyor kendi çapında. Ve o dönem hani yanlış bilmiyorsam Hakan Durak İzlanda'da yaşıyor ama Türkiye'ye çok sık geliyor gidiyor. Ve tabii ki o dönemin teknolojisi yani iletişim bu kadar ileri seviyede değil. Forumlarda bir şekilde insanlar birbirlerini buluyorlar ve hani bir iki kişi böyle 3-5 kişi bir araya gelip "Aa evet ben de görmüştüm, evet orada da yapılıyor" deyip böyle bir hani bunu paylaşma ve hani çoğaltma yoluna gidiyorlar. Şimdi de Türkiye'nin hemen hemen pek çok büyük şehrinde yapılıyor. Yani 2007 evet çok yakın bir tarih ama bir yandan da 13-14 yıl olmuş.
bayağı kar topu gibi şu an Türkiye'nin bütün büyük şehirlerinde neredeyse yapılan bir dans haline geliyor. Hatta yani kısmen küçük şehirlerinde bile tabii küçük olarak sahil kasabalarında var kesinlikle. Yani azımsanacak bir şey de değil gerçekten yani. Özellikle işte Eskişehir'de, Diyarbakır'da, Antalya'da falan başlamasına hepimiz biraz şahit olduk ufak evet. ufak. Bunları görmek çok mutluluk verici gerçekten. Kesinlikle. Life goes on without me, and just a gigolo everywhere I go. People know the part I'm playing, paid for every dance, selling each romance. Oh, what they say. Aslında bu anlattıkların ciddi bir çerçeve çiziyor Linda Hop tarihiyle alakalı. Biraz şey önerileri de isteyeceğim senden. Kaynak gibi, senin bunları araştırırken nelerden faydalandın ve yani izleyiciler aslında biraz daha derinine inmek isterlerse öncelikli olarak nerelere bakmalı, neleri araştırmalı? Birazcık kısaca özetleyebilirsen. Tabii ki. 1920'lerle ilgili herhangi bir şeyi araştırdıklarında, özellikle New Orleans kısmı ile ilgili ve caz müzikle ilgili herhangi bir şey araştırmaya başladıklarında dansa aslında bir giriş yapmış olacaklar kesinlikle. Ve kamuya açık pek çok kaynak söz konusu, hepimizin çok kolayca ulaşabileceği. Ama onun dışında benim de hani araştırmaktan keyif aldığım belli başlı kitaplar oldu bu süreç içerisinde. Bu kitap mesela Frankie Manning'in hem kendi ağzından o döneme dair anılarını anlattığı bir kitap. Çok da akıcı bir şekilde okuduğum bir kitaptı. Pek çok burada da bahsettiğim anı bu kitaptan alınmıştı. Bir sonraki kitap bu yine bahsettiğim Lennart'ın anlattığı Marshall and Jane Stearns'ın yazdığı Jazz Dance kitabı. Bu kitap aslında sadece Linda Hop'la ilgili değil, o 1800'lerin sonundan başlayan caz dansı ile ilgili pek çok bilginin ve Linda Hop'un da ötesinde bilgilerin paylaşıldığı bir kitap. Lennart da bu kitap için hayatım bu kitabın etrafında dönmeye başlamıştı dediği kitap. Başka farklı bir kaynaksa Norma Miller'ın kendi hayatıyla ilgili bilgiler paylaştığı bu kitap. Ve bu kitapta aslında İkinci Dünya Savaşı ile popülerliğini yitirdiği zaman Linda Hop'a ne olduğundan bahsettiği anıları var. Ve kendi hayatını nasıl devam ettirdiği ile ilgili çok güzel bilgiler paylaşıyor. Diğer bir kitapsa bu da hani herhangi dansla ilgili değil aslında ama caz müzikle ilgili o en başından işte ragtime zamanından ve günümüze kadar her türlü caz müzikle ilgili pek çok bilginin paylaşıldığı, hatta yanlış bilmiyorsam derslerde de okutulan bir kitap bu. Ben kitapları araştırmaktan hani ve onlarla ilgili daha derinlemesine araştırmaya girmekten hoşlanıyorum. O yüzden bu kitaplar tavsiye edebileceğim kitaplar. Çok teşekkür ederiz. Yani hem dans eden, bu komünitede olan hem de girmek isteyen, merak eden Hı-hı. herkes için aslında güzel bir içerik oldu, güzel temeller oldu. Umarım bundan sonra danslarda buluşuruz. Ben de çok teşekkür ederim. En yakın zamanda danslarda görüşmek üzere diyelim.